min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alel hayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve kulle muhtesin bid'a. Ve kulle bid'atin dalâle. Ve kulle dalâtin finnâr. Ve bi senedil muttasil en nebî sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl. Râet ummî hîne vada'atnî. Sata minhâ nûran da'at lehu kusûra busra. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyti ehl-i ashab etbarları rıdvanullah aleyhim icmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullah aleyhim icmainin hasaten eserinden yaralandığımız caminin önünde yatan Ahmet Ziyad'ın gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyme, hutaba, müezzin, gayyimin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfum bulunan evliya, ulema, suliha, şüveden ünverat, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Kemdirniyen kine hamdiyen kine istahin. Dilen senarlar müstakim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miladi 571 yılında dünyaya şeref verdiler. Onunla ilgili hadisleri Efendimiz irat buyurmuş. Annesi Amine Hatun doğduğu zaman gördüklerini Efendimiz naklediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru ilk yaratılandır. O nurdan yaratılmış her şey. Böyle olmasına rağmen son peygamber olarak, görevli olarak da gönderilmiş. Ondan sonra peygamber gelmeyecek ve kıyamet kopacak. Ne zaman kopacağını da Allah biliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru Adem aleyhisselama ilka edilmiş. Sonra oğluna, sonra ondan menkul peygamberlerden peygamberlere geçe Abdullah'a Amine Hatun anamızın annesi baba kocasına intikal etmiş. Bunu Arap şiirlerinde bahsediyorlar. Çok güzel bir nur vardı, güzel insandı diye. Ondan sonra o Amine hanımız anamızla evlenmiş. Efendimiz de hamile kalınca Amine hanımız nur ona geçmiş. Ve bunu da söylüyorlar. Sendeki nur kayboldu diyorlar. Evet. İşte o Amine anamızla ilgili. Ra'at ummi, benim annem gördü. Bu Beni Züheyr'e kadınlarının efendisidir. Vehb ibni Abdi Menaf İbn-i Ka'b bin Lüey kızıdır. Bu annem Amine Ra'at ümmi gördü. Hine vada'atni, beni doğurduğu sırada, yüklendiği sırada bana hamileyken gördü. Rü'ya ayn, rü'ya bil hadis. Evet, rüya gördü Amine anamız. Beni bana yüklüyken gördü diyor. Evet. Sata minha nuran da'at lehu kusura busra. Karnından bir nur çıktı. Bu nur Busra. Bu Busra şehri Şam, kuzeyde Suriye taraflarında bir şehir. Oraları aydınlattı, gördüm diyor. Ve tarihen de İslam'da ilk fethedilen yerler buraları. Nur'un oralara gittiğini görmüş,
oraları it fethedilen şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de Şi'bi Ebi Talip mahallesinde dünyaya şeref verdiler. 12 Rabiül Evvel ayının pazartesi sabahleyin imsak vakti sırasında fecir zamanında fil yılında, eskiden işte şu tarihte doğdu, şu tarihte şöyle oldu yoktu. Meşhur bir olay geçti mi onu tarih bilirlerdi insanlar. İşte Kabe-i Muazzama'ya İbrahim Aleyhisselam'dan beri bir herkes ona saygı duyuyor. Tabii tevhid inancı sulanmış, bozulmuş, putperest olmuşlar Araplar ama çok seviyorlar Kabe'yi. Kabe'nin içini putlarla doldurmuşlar. Yine Kabe saygın. Tabii etrafındaki insanlar da oraya çok saygı duyuyorlar. Geliyorlar oraya şimdi olduğu gibi. Tabii hem orayı ziyaret ediyor hem de oraya para bırakıyor. İşte Sana'da bulunan Ebrehe adındaki bir kral demiş Kabe'yi buraya yapacağım. Oradakileri, o Kabe'yi yıkacağım. Orada uğrulan şeyleri buraya getireceğim. Bu gelir, onu ziyaret edenler buraya gelsinler de bana gelsin diye. Ordusuyla yola çıkmış. Ordusunda da o zaman tabii şimdiki bir uçak, tank yok. Fil almış, fil. Büyük hayvan, güçlü hayvan. Bunlarla yenecek Mekkelileri, Kureyşlerin elinden Kabe'yi alıp yıkacak. Fakat işte şimdi hacılar bilirler, hacı olmak için Arafat'ta, Arafa günü öğleden sonra mutlaka bayram günü imsak vaktine kadar olan zamanda bir an bile olsa bulunmak lazım. Arafat vakfesi yapması lazım. Haccın temel rükünlerinden birisidir, asas temelidir. Ondan sonra gelip Kabe-i Muazzam'ı tavaf etmesi lazım. Tabii ihram giyerek, niyet ederek, hacca niyet ederek, ibadettir hac, niyetsiz olmaz. Onun için üstte bir peştemal, altta bir peştemal, don gömlek yok, dikişli elbise yok. İşte onu giydikten sonra iki rekat abdestli, boy abdest alsa daha güzel. Abdestliyken bir ihram namazı kılar. Ondan sonra da niyet eder. Hacca, yalnız hacca niyet edecekse hacca ifrat. Yok. Ömreyle hacca niyet edecekse arada ihramsız bulunacaksa haccı temettu. Ömre yaptıktan sonra ihramı çıkarmayacaksa haccı kıran diye üç kısmı var. Bunlara niyet eder. Niyet ettikten sonra da lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike leke. Üç defa bunu söyler, hacca niyet etmiş olur. Niyet böyle. Sadece bunları yapmadan, ihram giymeden niyet ettim hacca demeyle hacca niyet edilmez. Bütün bu saydıklarım niyetin unsurları. İşte bundan sonra Arafa günü, Arafat'ta vakfe yapması, dua yapması lazım. Oradan da Kabe'ye gelmesi lazım. Oraya giderken işte bu Ebrehe ordusuyla gelmiş oraya kadar. Herkes telaşlanmış. Fakat peygamberim dedesi hiç şey telaşlanmamış. Demiş ki Kabe benim değil ki demiş. Allah'ın evidir. Allah evini korur demiş. Herkes çok telaşlanmışlar gelecek ordu yıkacak diye. Hakikaten tam o şimdi o Mekke'den Arafat'a giderken orada bir yer var. Orada durmak yanlış. Çünkü Ebrehe'nin ortasına kırlangıca benzeyen ebabil kuşları elem terkeyfey hale rabbuki bi ashabil fil elem yecel kedun fi tadlil verseleyim tayran ebabil ebabil kuşlarını gönderdim diyor Allah. Onlar ağızlarında bir taş, yani sert çamurdan bir nohut kadar büyüklüğünde, bir ayağında bir taş, bir anda bir taş, nohut büyüklüğünde sert çamurdan sertleşmiş taş dedim. Böyle yani mermer değil. Onları bırakıyorlarmış. O Ebrehe ordusunun üstüne gelmişler. Ebrehe ordusunun başında zırh var, miğfer var.
vücudu zırhlı. O basit taş, mucize tabii bu. O zırhı deliyormuş, adamın vücudundan geçiyormuş, ayağından çıkıyormuş. Evet, kâs bin mekûl, içi yenmiş, ekine döndürdük diyor Allah onları. Öyle bir mucize. İşte onların olduğu yer halen biliniyor. Orada ibreti alem için onu göreceğiz. Görmesi lazım hacıların, bilmesi lazım. Yalnız orada fazla eğileşmemek lazım. Çünkü böyle Allah'ın gazabına uğramış, lanetine uğramış milletlerin olduğu yerde fazla kalırsanız o lanet kıyamete kadar oraya yağıyor. Ondan siz de zarara uğrarsınız. İbret-i alem için sadece işte burada böyle olmuş deyip görüp oradan hemen hızlıca ayrılmak lazım. Evet, orada Ebrehe'nin ortalığı perişan olmuş, mahvolmuş. Allah şeyini koymuş. O fil yılı meşhur, hep duyulmuş. İşte Efendimiz o fil yılında, 12 Rabiul Evvel ayı, İslami aylar var, kameri aylar. Muharrem, evet, başlığıncı. Ondan Rabiul Evvel'in 12. gece, İsnen gecesi, Süleyman Çelebi de bunu söylüyor. Burada da aynı şeyi söylüyor. Sabaha karşı Peygamberimiz dünyaya şeref vermişler. İşte annesi Amine Hatun diyor, karnımdan diyor bir nur çıktı diyor. Busra taraflarını gördüm diyor. Şimdi bir daha hadis gelecek. Gene başka bir nur arz edecek. Peygamberimiz de söyleyecek. Ben size arz edeceğim. Evet. Karnımdan bir nur çıktı ve Busra taraflarını gördü annem diyor. Annem gördü. Evet. Onu söylüyor. Evet. Şam beldelerinden bir yerin adı. İlk fetholunan yer bu. Burada ona işaret. Evet. Şibi Ebi Talip şimdi Kabe-i Muazzama'nın Hacer-i Esved Makam İbrahim tarafında Safa ile Merve var. Say yeri orası. Mes'a denir. Orayı da gidip gelinir. Safa'dan Merve'ye, Merve'den 7 defa gidip gelinir. Onun arkasındaki mahalle Peygamberimiz sülalesinin mahallesi. Efendimizin evi şimdi kütüphane, doğduğu ev kütüphane yapılmış. Halen korunuyor. İçeriye sokmuyorlar. İşte hacılar tapınıyorlar filan diye. Yani haksız da değiller. Medine-i Münevvere'yi de demirleri öpüyor, yalıyor, bir şeyler yapıyor. Ne gerek var? Salat ve salavat getir, oku yaz, ayrıl oradan. İslami usul bu. Niye yani? Adam bunları görünce sokmuyor, kimseyi sokmuyor. Ama o izin alırsanız girebiliyorsunuz. O ev tamir etmişler, kütüphane yapmışlar, halen duruyor. O mahallede dünya geldi sabaha kaşa, sabaha kaşı, yevmel fil, fil günü sabaha karşı. Şimdi doğduğu gün cuma günü değil. Evet. Haram ayı değil. Haram aylar var. Savaş yapılmayan aylar var. Diyor ki eğer cuma gün doğsaydı bak cuma günden aldı şerefini derlerdi. Haram aylarında doğsaydı haram aylarından aldı şerefini derlerdi. Onun için Rabiul Evvel ayında pazartesi günü dünyaya geldi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve de evet ve de Medine-i Münevvere'ye defnedildi. Mekke'ye değil. Doğduğu yer değil. Medine-i Münevvere'ye defnedildi. Medine şerefini peygamberden alıyor. Eğer şeyde olsaydı Kabe'den alacaktı. Mekke'den aldı şerefini derler diye. Öyle açıklamalar var. Öyle diyorlar. Medine defnedildi. Evet. Bu nurun çıkması işte yeryüzüne hidayet nuru. Önce oralardan başlayacak. Yayılacak. Şirk zulmü, küfür zulmü kapanacak. Evet, zaten Kur'an-ı Kerim'de de قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٍ مُب۪ينٌ. Evet. Allah'tan size ey insanlar nur geldi. Evet. İslam dini, Kur'an, peygamberin peygamberi. Bu nur geldi. Ve kitabın mübin. Her şeyi, doğru yanlışı, haramı, helalı, iki cihan saadetinin usullerini açıklayan apaçık bir
kitap geldi. Yehdi bihillah minittaba rıdvanehu ayet-i cellesi var. Böylece bunlara uyarsanız Allah'ın rızasını kazanır, hidayeti bulursunuz. Ayetinde de buna işaret var. Evet, işte bu nur oraların ilk fethedeceğini söyleyen bir hadis gene. Ra'at ummi kennehu kharaca minha nur. Gene annem uykusunda bu doğduğu zaman gördüğü hadisi anlatacak. Şimdi uykusunda annem bir nur gördü. Evet. Adaet minhu kusure Şam. Şam saraylarını açık şey etti. Şam saraylarını gördüm. Böylece oraları fetholunacak. Fetholunacak. Doğu batı keza İran saraylarını görmüş peygamber annesi Amine. Onu anlatıyor. Doğu ile batı Müslümanlıkla şeref olacak. Oralar Müslüman olacak. Küfür yok olacak. Sapıklık defolup gidecek. Ona işaret bu nur. Açıklaması öyle. Böyle de bir Ebu Umame el-Bakili'den hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduktan sonra sünnetli doğmuş. Göbeği kesik doğmuş. Bu bir eksiklik değil. Bazı hocalar göbeği kesik doğmak, sünnetsiz doğmak eksikliktir, ayıp, hayır ayıp falan değil. Efendimiz'i Allah çok seviyor. Başkasının şeysi geçmesin ona emeği diye. Kıskandığından diyorlar. Sünnetli doğdu. Göbeği kesik doğdu diyorlar. Esas şeyse doğru olan da budur. Evet, bir eksiklik falan değildir. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıcak ülke doğduktan sonra Mekke sıcak diye onu adet öyle. Ama babası ölmüş, yetim, zenginlik yok, para yok. Taif, sayfiye yeri Mekkelilerin. Oradan adamlar geliyor, insanlar geliyor. Çocukları alıyorlar o serin bölgeye sıcaktan kurtarmak için. Süt dadıları geliyor, süt anaları. Para karşılığında götürüyorlar. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeysi, süt annesinin, o da fakir garip bir kadınmış. Bindiği hayvan da çok zayıfmış. Herkes güçlü atlara bindiği için koşarak gitmişler. Zenginlerin çocuklarını almışlar. Bu gide gide kimseyi bulamamış. Demişler işte bir yetim çocuk doğdu. O da onu almış. Onu aldıktan sonra diyor ki, anlatıyor. Benim diyor o yürüyemeyen diyor, titreyen merkep diyor, hepsini kodu geçti diyor, can geldi diyor. Öyle bir enteresan şeyler olmuş ve de çok bereket gelmiş evlerine. Bunu anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta doğmadan evvel nuru Allah tarafından yaratılmış ve bu nur peygamberlerden peygamberlere nesil nesil geçmiş. En son Abdullah, sonra da annesini bu şekilde arz ettiğim şekilde dünyaya gelmiş. Cenab-ı Hak tarafından korunmuş. Pislik, çok ahlaksız bir toplumda babasız yetim büyümüş ama yetimken biz seni koruduk. Sen bizim kontrolümüz altındaydın diye ayetler var ve duada bunlar hep var. Öylece korumuş, yetiştirmiş güzel peygamberimizi. Bunun hayatı kadar, her noktasına varınca kadar hiçbir insanın hayatı bilinmiyor. Dünyada en çok ilgilenen, okunan, hayatı her safhasıyla bilinen insan, tek insan peygamberimiz. Yani gavuru Müslüman, herkes okuyor onu. Tabii Müslümanlar okuyacak, örnek alacaklar ama kafirler de merak sebebiyle en çok incelenen insan ve onlar da öyle bozuk bir toplumda. Muhammed Aleyhisselam 25 yaşında evlenmiş. Çok bozuk ahlak, sıfır. Hiçbir leke yok diyorlar. Hayatın her safhası belli. Hiçbir lekesi yok diyorlar. Öyle Allah korumuş. 25 yaşında putlara hiç tapmamış. Hiç asla tapmamış. Hatice anamızla evlenmiş. Şam'a ticarete gittiğinde çok kâr etmiş. O da ona evlenme teklif etmiş. Böylece İki kocadan dul Hatice anamızla evlenmiş. O vefat edince kadar ikinci bir hanım almamış. Bunları anlatıyorum. Çünkü Peygamberimiz çok hanım almış. Allah'ın emri,
dini yaymak için, dini sebeplerle bizlere bazı şeyler öğretmek için ilk defa İslam'ı öğretecek. Ahlaki, dini, siyasi sebeplerle Allah'ın izin verdiği kadar hanımlarlarmış. Çok huvarda filan diye diyorlar da gençliğinde hiçbir kadınla ilişkisi olmadığını dinsizler de söylüyor. Bütün kafirler de söylüyor. Ve de 25 yaşında iki kocadan dul kalmış, 40 yaşında Hatice anamızla evlenmiş ve o vefat edince kadar ikinci hanımıyla evlenmemiş. Eğer çok zampara, hovarda bir kimse olsaydı bunlar aldı. Bunlar yani arz ediyorum bunlar çünkü bunların sözleri kapılıp da bizden de şurada burada kitap yazan, kastesin köşesinde yazı yazan adamlar var. Kesinlikle böyle. Bunlardan birisi daha evvelki derslerde söyledim. Fransız filozof Voltaire'dir. Vocabulaire de Philosophie eserinde, Muhammed maddesinde şu söylediklerim aynı söyledi. Hayatı boyunca kiliseyle uğramış dinsiz bir herif. Ama peygamber gelince ona diyor, hiç laf edemezsiniz diyor. İftiracı papazlar, müfteri papazlar. Onun hayatında hiçbir leke yok diyor. Bilinmeyen nokta da yok. Dinsizin bile teslim ettiği böyle güzel bir hayatı var. Allah tarafından şey etmiş. Şimdi tabii elhamdülillah bu aziz millet de peygamberini çok sever. Onun doğduğu 12 Rabiul gecesi Mevlid kandili olarak halkımız tarafından camilere dolunur. Efendimiz'e olan bilgiler tazelenir. Ona gürül gürül salavatlar getirilir. Ondan dolayı aziz milletimiz hep aziz olmuş. 15 Temmuz'da da aziz oldu. Allah tuttu kaldırdı. Bu peygamber sevgisinden dolayı. Hocalar çıkıyor. Mevlid kandili diyor her sene değişiyor diyor. Bu diyor belli bir gecede yani Hristiyanların takvimine uyalım diyor. O günü tespit edelim. Yahu Allah'ın dinindeki aylar belli. Kur'an'da belli. Peygamber hadislerinde belli. Eğer değiştirilecek olsaydı siz de şu günün dışında başka yapmayın derdi Peygamberimiz. İslam'da bu dini ayları takvim olarak kullanılması da Hazreti Ömer zamanındaydı. Hazreti Ömer gelince kadar resmi bir takvim yoktu. Herkes işte fil yılı bilmem kuraklık yılı bizde de öyle vardır. Fevkalade hadiselerin cereyan ettiğinde tarih başı sayılır. Ondan şu kadar evvel şu kadar sonra diye bilinirdi ama iki adam birbirine alışveriş yapmışlar. Demiş pazartesi günü sana demiş borcumu vereceğim. Öteki de pazartesi deyince önümüzdeki pazartesi alacağım diye malını vermiş. Demiş ve paramı ben sana bu hafta vereceğim demedim ki. Pazartesi vereceğim dedim. Üç ay sonra vereceğim paranı. Ama ben önümüzdeki pazartesi gitmişler Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine hicretinin bir Muharrem. Muharrem ayında bir Muharrem. İslam takvimi bu demiş. Resmi takvim. Evet Muharrem ayı bir Muharrem yılbaşı. Yani sizin anlayacağınız değil, yılbaşı diye bir şey yok da İslam'da. Sene başı yani, sene başı. Böylece resmi takvim oradan geliyor, dini takvim. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle daha da mucizeler var, zamanla gelecek. Bunları size bu hadisler dolayısıyla arz ettim. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Re'sül akli, aklın başı ba'del imani billahi, Allah'a imandan sonra aklın başı el hayâ'u, hayadır. Evet, Allah'tan, onların emrine karşı gelmekten kendini tutmaktır, korkmaktır, hayâ, utanmaktır, yanlış işler yapmaktan utanmaktır, densizlik yapmaktan kendini tutmak, utanmaktır. Aklın başı hayadır. Evet. Peygamberimiz de son derece hayalı insandı. Kabe-i Muazzama daha peygamber değilken işte bu 25 yaşındayken Kabe-i Muazzama'ya sel basmış. Araplar çok seviyor Kabe'yi. Uhud Pires'le içi put dolu. Tamir etmek istemişler. Fakat Arabistan'da çam ağacı yok. Öyle kerestelik ağaç yok. İşte Cidde'de bir vapur, bozuk vapurun kerestelerini almışlar. Çünkü duvarlara şey koymazsanız araya duvar yaparken yıkılabilir, sağlam olmaz. Ağaç koyarlar. Onun için işte
kapısına ağaç lazım filan, üstüne ağaç lazım. Fakat ağaçları yetmediği için İbrahim Aleyhisselam zamanında iki köşesi var, öbür tarafı altın oğlu altı yarım daire şeklindeyken keresteleri yetmemişler, dört köşe yapmışlar. O dört köşe altın oğlu altı da Hicri İsmail derler oraya. Kabe'nin içinden, Kabe'nin içinden yani oraya içine giren Kabe'nin içine girmiş olur. Yani orada Kabe'nin içinden altın oğlunun altındaki onu dışarıda bırakmışlar. İşte onu yaparken, tamir ederken Hacer Esved'i eskiden beri hep seviliyor. Her kabile ben koyacağım, ben koyacağım, o şeref benim olacak diye neredeyse kanlı bıçaklı savaşacaklar. Böyle yapmayalım demişler yaşlılar. Şu karşıdan, şu Kabe'nin şu kapısından ilk gelen kim olursa onu hakem tayin edelim. Onun fikri ne olursa onu uyalım, kavga bitsin demişler. Oh demişler, iyi peki. Çıka çıka peygamberimiz çıkmış. Oo demişler, Muhammedül Emin geliyor. Dürüst adamdır, hiç yanlış işi yoktur. Gelmiş peygamberimiz, nedir demiş derdiniz. Böyle böyle, aa demiş. Efendimiz, evet. Onları bir üstündeki sergiyi açmış. Yazmış yere, Hacer-i Esved'i koymuş. Bütün kabile derisini o serginin sağından solundan tutturmuş. Kaldırın bakayım demiş. İşte böyle eğilip kaldırırken üstüne giydiği o altına giydiği şey açılır gibi olmuş. Kıpkırmızı olmuş. Ayıp yerim açıldı diye. Onlar söylüyorlar. Kayıtlarda var. Çok hayalı insan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle hayalı bir insan. Şimdi kendi ayıbının görülmesini istemiyor erkek adam. Müslümanım diyen kız kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, ayıp yerlerinizi niye açıyorsunuz? Böyle bir peygambere inandık diyorsunuz. Bakın kıpkırmızı olduğunu onlar o zaman yazıyor kitaplarda. Hayalı Muhammed Mustafa. Haya imandandır. Aklın başı hayadır. Önce haya, Allah'tan haya, insanlardan haya. Haya imandan gelir tabii. Evet, aklın başı hayadır ve husnul huluk güzel ahlaktır. Güzel ahlak da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıdır. Allah onu, Rabbim beni terbiye etti. Fe ahsene te'dib, ne güzel de terbiye etti. Mürebbisi, muallimi Allah'tır Peygamberimizin. Çünkü babası zaten vefat etmiştir. Annesi de vefat etti sonra. Yetim büyüdü Peygamberimiz. Allah onu terbiye etti, ona öğretti her şeyi. En güzel huy, en güzel ahlak Efendimizin ahlakıdır. O ahlakla ahlaklan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olur. Onu örnek alacağız, onu söylemek istiyorum. O da bakın daha peygamber olmadan bile üstüm açıldı diye bütün kayıtlarda yazıyor. Kıpkırmızı olmuş üstüm açıldı diye erkekken. Ey Ayşe, Fatma, sen de o Muhammed Mustafa'ya inandım diyorsun. Sokaklarda kendi her tarafını niye açıyorsun sen? Sen ne biçim Muhammed Resulullah diyorsun? Bunu hatırlatmak istiyorum. Evet efendim, güzel ahlak da peygamberimizin ahlakıdır. Bu güzel ahlakla ahlananlar işte sahabiler. Sahabiler yıldızlar gibidir benim ashabım. Yıldızlarla yol çapıtmazsınız karanlık gecelerde. Nereye gideceğinizi, yönünüzü bulursunuz. Sahabem de öyledir. Bunlardan birisi Hazreti Osman'dır. Evet, abartmıyoruz. Kitaplarda yazıyor. Hazreti Osman hayatında tenasül uzvunu görmemiş. Öyle hayalı insan. Peygamberi uyan adam. Böyle oluyor, hayalı oluyor. Allah bizi affetsin. Evet, peygamber böyle hayalı. Biz de hayalı olmalıyız. Aklın başı hayadır, güzel ahlaktır. İkincisi güzel ahlaktır. Allah imandan sonra haya ve güzel ahlaktır diyor. Evet, böylece güzel ahlakla Allah'ın emirlerine uymuş olur. Ahiretini mamur eder. Dünyada insanlığa yakışmayacak, insanlığa sığmayacak şeylerden korunmuş olur. Evet, şimdi diyor ki bu hoca efendi, ahlaksız bir adam
dağlar misali, dağlar misali hayır işlese ahlaksız bir adam, ama ahlaklı bir kimse bir hayır yapsa onu ahlaklı adamın hayrı dağlar gibi hayır yapan ahlaksız adamın hayrından daha makbuldür. Allah katında kabul edilen odur diyor. Onu söylüyor. O ahlak da Peygamberimiz ve inneke le ala hulukin azim. Habibim sen ben yetiştirdim, ben terbiye ettim. Yüce bir ahlak üzeresin. Onu örnek alacak. Lekad kana lekum fi rasulillah üsvetun hasene. Sizin örnek alacağınız Muhammed Mustafa'dır. Ona uyacaksınız. Aha böyle olacaksınız. Evet, böyle olacaksınız. Aziz olacaksınız. Aziz olacaksınız. Evet, Said bin Müseyyep Hazretlerinden nakleden bir hadis-i şerifte de Reisül hakkı ba'del iman billahi mudaratun nas. Mudaratun nas. Allah'a imandan sonra aklın başı insanlarla iyi geçinmektir. Kavga etmemektir. Kavgalı olmamaktır. Onları haset etmemektir. Kin beslememektir. İnsanları idare etmektir. Akıllarına göre davranıp yanlışlarını güzellikle düzeltip insanca yaşamalarına gayret ederek, ipleri koparmayarak kaynaşmaktır, idare etmektir. İnsanlar farklı farklıdır. Akılları farklı farklıdır. İdare edeceksin. Onlarla da geçineceksin. İnsanların mudaraa, iyi idare Allah'a imandan sonra aklın başıdır. Bir hadis-i şerifte böyle. Evet, bir hadis-i şerifte böyle. Şimdi imandan sonra Allah'ın azametini, izzetini gören, ona teslim olan, onun peygamberini örnek alan insan, evet, insan yaratıkların en şereflisidir. Sen de onlardan birisin. Nasıl onu hor görebilirsin? Şu veya bu sebeple şöyle olabilir. İdare edeceksin. Onu hepimiz Adem ile Havva'dan kardeşiz. Düzelteceksin insanlık gereği. İnsanlık kardeşiyiz. Onları düzelteceksin. Bağları koparmayacaksın. Onlara yumuşak davranacaksın. Lütufkar davranacaksın. İdare edeceksin. Bir şey verdikleri zaman böyle yemek mi verilir falan demeyeceksin. Adam bilmez veya imkanı yok. Ne konuşacağını bilmez. Sen de varlıksın, görgülüsün, okumuşsun. Adam iyi olsun diye senin önüne bir yemek koydu mu? Ne biçim bir yemek ya falan demeyeceksin. Evet. Tabii şimdi Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Benim hocam da Ömer Nasuh Bilmen'le 15 sene aynı odada okumuşlar. Hoca bunları biliyor. Ben babam bilmiyorum da ben küçükken vefat etmiş. Şimdi çağırmışlar bir yere. Duzu yok, yağı yok. Bir yemek yapmış Alif. Bir şeysi havuncu bir tarafta, suyu bir tarafta. Pişirmeyi de bilmemiş evin hanımı. Komşular bakın, ama bakın hadisi bilen hoca bu. Oh 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 oh. Eline sağlık kızım. Çok güzel pişirmişim. Oh oh oh. Çıkarken yanında adam demiş ki hoca duzu yok ya, sus ulan demiş. Ben de biliyorum. Ama bu kadar becerebilmiş. İyi, kötü niyeti yok. Ama o kadar biliyor. Biz olsak neler yaparız değil mi? İnsanlarla iyi geçin. Evet, bu güzel ahlaklının şeysidir ve imandan sonra aklın başıdır. İyi geçin insanlarla. Herkes aynı olur mu ya? Herkes aynı olsa kim başkan olacak, kim işçi olacak? Aptal diyor. Aptal olmasa sen reis olur musun lan? İdare edeceksin, iyi geçineceksin. Allah her şeyi yerli yerinde yaratmış. Kimisini üstün ahlaklı yapmış, üstün zekalı, kimisini böyle ki iş olsun diye. Hepsi reis olsa kavga olmaz, yaşanabilir mi? İdare edeceksin. Aptal, görgüsüz, yoğuyor, kalbini kırmayacaksın. Yapabildiği o kadar. Öyle demiş, hoca demiş, tuzu yok ya, sus demiş, ben de biliyorum. Ama kadıncağız bu kadar becerebilmiş. Evet, öyle diyor, bakın. Yediğini horlama,
kalbini kırma yahu. O kadar becermiş, onu becermiş, davet etmiş yahu. Davet sevmese davet eder mi? Ama o kadar becerebilmiş, öyle diyor. Yani idare edeceksin, yediğini kötü diye. La yezümmü tamamen. Sana ikram ettiğini ne biçim yemek falan deme, kötüleme. Ondan sonra işçisi fabrikanın, sen sahibisin, işçin var çalışıyor. Veya işte bir eve bak demişsin falan filan, işçin var. Ulan aptal, dangalak deme lan, deme diyor. Böyle yazım hadimen, hizmetçisini kötülemez diyor, idare eder. Onu da adam etmeye çalışır. Güzel ahlak, peygamber ahlakı bu. Güzeller böyle. Ondan sonra mesela bir adamın karakteri bu. Bazı adam serttir, bazı adam yumuşaktır, bazı adam şöyledir. Bir adamın karakteri kolay kolay değişir mi? Hemen bir anda sanki bıçak gibi düzeltecek. Yok, zamana bağlıdır. Zamana bağlıdır. Onu diyor işte, böyle karakterinle olan şeyleri de kestirip atmamak, hemen anında değiştirmeye kalkmamak, evet, öğretmek, kolaylıkla muamele etmek, yumuşaklıkla, kolaylıkla, evet, bilhassa diyor, siyyema mal ehli, hanımınla, çocuklarınla. Oo, nasıl sert olan, öyle adamlar var biliyorsunuz. Dur yahu dur, dur öyle deme. Ya idare et işte. Özellikle bu söylenenleri evinden başlayacaksın, diğer insanlara da uygulayacaksın. Zamanla, tedricen. Hazreti Ömer ne kadar sert bir putperestmiş. Bana diyorlar hocalar, deme ya öyle, evden putperest değil mi hocam diyorum. Yine de söyleme diyorlar Hazreti Ömer'e saygılarından. Ama o Ömer ne kadar nasıl adammış, ne olmuş? Bütün gavurların bile parmak ıslığı azam adam olmuş. Kolay mı oldu bu? Peygamberimize ne kadar çiğlik yapmış, neler. Hep de bunu dedikleri yapmış, idare etmiş, gülmüş, yumuşak davranmış. Ömer dünyanın en büyük adamı, gavurların ağzından duyuyorum yani. İlahi adaleti yeryüzünde uygulayan tek adamdır diyorlar gavurlar dahi. Öyle bir adam olmuş işte o. Yavaş yavaş işte bu terbiye böyle, ailende, çocuklarında, diğerlerinde yavaş yavaş oluyor, birdenbire olmuyor. Evet, onlara başta ailen olmak üzere kolaylık göstereceksin, zamana bağlayacak şeyler, iyi davranacaksın, güzel ahlak, peygamberin güzel ahlakını, evet, evet, bu sefahet, yanlış şeylerden gafil olmayacaksın, bileceksin ama yerinde müdahale edeceksin, anında olmayabilir. Her şeyin zamanında, zamanında çok akıllı hareket edeceksin. Onların pisliklerine göz yum demek değil bu. Zamanını yakalayıp güzeli çevirmek için her şey anında olmaz. Onu söylüyor. Evet. Bunları müdara etmek aklın başıdır. Hazreti Enes'ten bu hadis-i şerifi nakletmiş. Böyle insanlarla her nerede görebilirsiniz oğlum, zaten aile başta olmak üzere dedi. Bu şekilde hareket edeceğiz. Peygamberimizin ahlakı buydu. İnsanları peygamberimizin ahlakına, Kur'an ahlakına çekeceğiz. Akıllı hareketlerle. Ra'aytu Cibril inde sidreti ve aleyh sittümet cenah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yentesiru min rişihi, evet, tehavil dürri vel yakut. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğini, bütün peygamberlere peygamberlik görevini getiren görevli melek Cebrail aleyhisselam, Cibril aleyhisselam. Melekleri var Allah'ın, yakın melekleri var. O meleklerin de görevi altında sayısını Allah biliyor. O kadar çok melekleri var. Rüzgar meleği var, yağmur meleği var, zeldele meleği var, işte şu var, bu var. Hepsi Allah'ın görev meleklerini emrediyor. Onlar onun emrini yerine getiriyor. Peygamberlere bu şeyleri, kitapları getiren de Cebrail aleyhisselam. Onun görevi bu. Peygamberimizi de o görevi bu getirmiş. Onu haber veriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam, bu melekler
Allah tarafından yaratılmış, kesinlikle kötülük işleme yetenekleri yok. Tertemiz yaratıklar. Sadece Allah'a kulluk ederler. Biz kötülük işleme tarafımızda var, iyilik işleme tarafımızda. Meleklerde bu yok. Evet, şeytan cinlerden. Cinlerin Müslümanı da var, pisliği de var, kafiri de var. O kafirlerin başı şeytan. Melekler tertemiz. Kesinlikle kötülük yok. İşte Cebrail de onların kumandanlarından. Cebrail aleyhisselam, ben diyor Cebrail aleyhisselamı yaratıldığı şekilde gördüm. Yaratıldığı şekilde asıl hüvvetiyle. Melekler bazen insan kılığına girebilir. Bazen başka şey kılığına girebilir. Aslı hüvvetiyle Cebrail aleyhisselam gören adam yalnız Muhammed Mustafa. Yalnız Muhammed Mustafa. Bu peygamberimizin Allah katındaki değerini, rütbesini gösteriyor. İşte Efendimiz 30 yaşından sonra Hatice anamızdan izin alırmış. Hira Nur Dağı'na inşallah hacca giderseniz çıkın oraya. Efendim bastığı yerlere basın. O dağın tepesine su yok. Öyle sefer tası falan yok. Öyle çıkıyor oraya. Orada iki kaya var. Mağara falan diyor. Öyle mağara dedin şöyle taş. Böyle dikelemiyorsun. Başın tak diye kayaya vuruyor. Orada günlerce tefekkür edermiş. Oraya çıkarmış. Hatice anamızın da ne kadar sadık kadın, hanım. Acıkmıştır, suyu kalmamıştır diye evinden suyu, yemeğini alıyor, zaman zaman götürüyor. Yaya onu bırakıyor, dönüyor böyle. Böyle bir işte 40 yaşına geldiği zaman o mağarada tefekkür ederken Peygamberimiz Cebrail aleyhisselam gelmiş, oku demiş. Mâ ene bikâriyim. Ben okumak bilmiyorum. Hiç okulu yok peygamber. Ümmi peygamberdir. Kur'an'da geçiyor. Ümmi, nebiyyül ümmi. Ona tabi ol. Ümmi peygamber. Şimdi okusaydı, şimdi diyorlar zaten şeye, gençliğinde şeye götürmüş. Ben de o kiliseye gittim. Hakiki Hristiyan şey var. O kilisede papaz çağırmış kervanları. Gerçek mümin Suriye ile Ürdün arasında halen duruyor. Ben de gittim geldim, yani uyuyor aynen buralara, muhafaza ediyorlar. Peygamberimiz çocuk daha. Kervanın olduğu yerde onu bırakmışlar. Amcası Ebu Talip, işte ileri gelenler, büyük kimseler, o papaz çağırmış, onu bırakmışlar. Peygamberimizi Allah koruyor dedim ya, çöl güneşi kavuruyor adamı 60 derece. Nasıl dayanılır? Papaz bakmış. Orada bir gölge, bulut yok kalbi. Bulut gelmiş oraya bir. Bulut duruyor. Orada demiş ne var? Çocuk var ya demiş. O çocuğu çağırın demiş. Çünkü o da biliyor peygamberimizin geleceğini, hakiki İncil'e inanan. Biliyor. Çabuk çağırın demiş. Ya demiş de yok demiş, çok çağırın. Getirmişler. Bakmış şekli şemaili aynen uyuyor İncil'dekine. Şunun şeyini kaldırın bakalım demiş. Şu üstüne giydiği şeyi. Seninki bir pantolon ceket sonradan çıktı. Üstünde basit bir elbise. Bir bakmış peygamberimizin sırtında mühür var. İncil'de de var bu, bizde de var. Sakın demiş bunu şeye götürmeyin. Şam'a götürmeyin. Yahudiler de Tevrat'tan biliyorlar. Yahudiler çok kıskanırlar. Öldürürler çocuğu demiş. Bu demiş aynı zamanda gelecek peygamber. Olacak bu. Sakın buradan dön. Buradan dönmüşler. Cenab-ı Hak öyle bulut getirmiş, korurmuş. Başka mesela Mescid-i Galman mı var şimdi Medine'de de. Orada peygamberimiz dua edecekmiş. Gelmiş güneşe gölge etmiş bulutlu. Öyle güzel mucizeler var. İşte o Cebrail aleyhisselamı orada aslı hüviyetiyle gördüm diyor ki bu bir görüşü, bir de Sidret-i Müntaha Miraç olayında. Kur'an-ı Kerim'de ayet var beyefendi. Maalesef hocalar inanmıyor ya, bazı hocalar.
Miraç diye bir şey yoktur diyorlar. Kabir azabı da bir şey yok ya. La ilahe ayrı zaman. Onun için diyorum ben size, okuyun. Bilgisiz olursanız kandırırlar. Adam ağzı laf yapıyor. Zeki, hoca, profesör ya. Miraç diye bir şey yoktur diyor. Sübhanellezî esrâ bi'abdî leylen minel mescidil haramı ilel mescidil aksa. Gittim gördüm. Aynen Kur'an'daki gibi her şey duruyor. İzin alırsanız size de gösterirler. Ben de izin aldım. Hepsi aynen duruyor. Ama diyor başka şekilde yorumluyor. Ayette sabit yahu. Bir gece Kabe'de Peygamberimiz şey kılarken, namaz kılarken gelmiş Cebrail Aleyhisselam, almış onu, hadi bakalım şeye, Burak'la götürmüş Mescid-i Aksa'ya. Ayette sabit. Şu esra bi abdi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Mescid-i Haram'dan şeye kadar götürdü geceleyin. Ayette sabit. Ama şimdi profesör çıkıyor diyor ki Miraç diye bir şey yoktur. Ne diyeceksin bu adama? Allah küfretmeyi yasak etmese kalaylamak lazım bunu. Ama Allah küfretmeyi ona uymayın diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Ondan sonra da orada bütün peygamberler toplanmış. Bu halen duruyor yahu. Kitaplarda olan şeyler halen duruyor yahu. Ben inanmadığımdan değil ama insan görünce bambaşka oluyor. Aynen duruyor. Bütün peygamberler imam olmuş, namaz kıldırmış peygamberimiz. Ondan sonra Miraç denilen şey, binek. Onunla beraber çıkmışlar. Her semaya çıkıyorlar. Birinci semaya dur. Kimdir o? Şemanı İsmail aleyhisselam, görevli melek kumandanı. Cebrail, ben Cibril. Yanındaki kim? Bu Muhammed. Anko geldi mi demiş, haberi yok. Evet geldi. Selam durmuş, hoş geldiniz, sabah geldiniz. Evet. İkinci sema böyle. Yedi sema geçmişler. O dünya şeyleri bitmiş. Sidri münteha. Evet. Ve aleyhi sittü miyeti cenah. Önde sidre. Sidri münteha'ya varmışlar. Cebrail aleyhisselam demiş ki kardeş Muhammed, bundan öte demiş yaratık geçemez. Ben de yaratılmışım. Bir tek sana izin var. Yaratılanlar arasında. Sidri münteha son durak demek zaten. Bana kusura bakma diyor. Ben kalıyorum, gidemiyorum. O şeyim yok. Efendimiz ondan sonra Cenab-ı Hak'la buluşmuş. Şimdi bunları söylüyor. Öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ra'aytu Cibril. Cebrail'i gördüm. Ünde sidreti münteha, sidri münteha'da. Ve aleyhi sittü miyeti cenah. Bir Hira Nur Dağı'nda iki defa görmüş. Asıl hüviyetiyle. Başka zaman Medhiyetül Kelbi kılığında gelirmiş sahabeler bile. Hatta bir keresinde din nedir, İslam nedir? Bunu gelmiş Medine Mescidi'nde vaaz ederken Cebrail aleyhisselam. Din işte şudur. Peki İslam nedir? İslam şartını saymış. İman nedir? Altı şartı yazmış. Bize öğretecek. Çekilmiş gitmiş. Hazreti Ömer çok zeki adam. Bu adam bizden değil, yabancı. Dışarıdan gelirse çölden gelecek, terlemesi lazım, toz toprak olması lazım. Pırıl pırıl tertemiz adam. Demiş ya Resulallah, kim bu ya? Yabancı ama demiş, üstünde toz toprak yok. Öyle diyor Peygamberimiz. Şimdi Cibril kapısı var orada Medine'de. O kapıdan girmişleri. Bu Cebrail'di. Sizi dininizi öğretmek için geldi. Ben soru sordu, ben de cevap verdim diyor. Evet, şimdi bazen insan kılığında geliyor. Ama ilk defa geldiğinde asıl hüviyetiyle gelmiş. Diyor ki Sidre-i Münteha'da ve orada 600 kanadı vardı üstünde. Evet. 600 kanadı var. Yenteşiru min rişihi. Yenteşiru min rişihi tehavilü dürri bel yakut. İnciler, yakutlar saçılan böyle nur şeyler saçılıyordu kanatlarından. Böyle bir Cebrail gördüm. Oku demiş. Mâne bi kârin. Okumak bilmem ben. Okula girmedim. Ben yetimim. Oku.
ben okumak bilmem. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insana. Evet. Oku. Yaradan Rabbin adıyla oku. Allah yarattı, öğretti, kalemle öğretti filan filan filan. Bu Alak suresinin 5 ayetini söylemiş. Peygamberimiz peygamber olmuş orada işte. Böyle biz olsak kaybolur gideriz. Ama daha 2 yaşındayken ameliyat etmişler. Peygamberimiz melekler hazırlıyorlar. Şeye giderken de ameliyat etmiş zaten. Altın oğlum altında. Kudüs'e gideceği miraca çıkarken bir daha ameliyat etmiş. Bu şeylere dayanıklı şekilde. Ya eskiden beri böyle dayanacak şekilde yaratılmış. Allah öyle heyecanlanmış tabii. 600 bin kanat, 600 kanat. Ufku kaplıyor, her tarafı kaplıyor. Gördüğün her şeyi, çölün her tarafı kaplamış. Öyle bir yaratık. Ona dayanmak kolay mı arkadaş? Kur'an'da diyor ki şaşırmadı. Şaşırmadı, aklı gitmedi. Gözü kaymadı. Biz de ondan hiçbir sırrı gizlemedik. Ayette böyle. Buna rağmen herif çıkıyor diyor ki Miraç diye bir şey yoktur diyor. Tövbe estağfurullah. Yani. Evet efendim onu söylüyor. 600 kanadı vardı diyor Cebrail aleyhisselamın. Böyle yakutlar, inciler saçılan güzel nurlar sağa sola şey diyordu. Ondan sonra çekip gitmiş. Gelmiş Hazreti Cenab-ı Hatice demiş, böyle böyle oldu. Hatice anamız da amcası var, Varaka, akrabası, bilgin bir adam. Hakiki Hristiyan. Ondan bilgisi var. Diyor ki, Kuddus, Kuddus, Kuddus. Sen güzel adamsın diyor. Sen güzel adamsın, kötülüğünü hiç görmedim. Allah seni kötülük etmez. Bu diyor, İsa'ya gelen, Musa'ya gelen Cibril. Kuddus dedi o. Diyor ki Hatice ben çok heyecanlıyım. Zemmiluni, zemmiluni. Ört beni, ört beni. Örtmüş onu peygamberimizin, efendimizi. Ondan sonra gitmiş Varaka'ya. O da başlamış Kuddus, Kuddus. Ah! Genç olsaydım, senin kocanı Mekkeliler sürdüğü zaman yardım etseydim. Benim kocamı niye sürsünler ki? Kimseye kötülük etmiyor ki. Öyle de demişler. Hicret, onu biliyor adam ilminden dolayı, İncil'den biliyor. Öyle olaylar cereyan etmiş. Ondan sonra işte ey örtülere bürünen adam kalk, temizle, abdest al. Ayetler böyle, tefsiri okuyun işte bunları. Evet onu söylüyor, 600 kanadı vardı Cebrail'i gördüğümde. Kanatlarından, Abdullah Mesud'dan gene, evet bu konuda Efendimiz annesi de gördü bakın. Peygamberimiz de bizzat kendini gördü. Namazda şimdi o Miraç olayında Allah'la buluştular. Allah mekana sığmaz. Bunlar çok nazik konular. Allah zamana sığmaz. Mekana sığmaz. Siz benim karşımda oturuyorsunuz. Ben de sizin karşınızda sandalyede oturuyorum. Allah'ta böyle şey yok. Zamana sığmaz, mekana sığmaz, şekle sığmaz. Küllü mâ hatara bibâlike vallâhu gayru zâlik. İmam-ı Azam rahimehullah böyle söylüyor. Hayaline Allah diye ne geldiyse Allah o değil diyor. Allah şekle sığmaz. Böylece putperesti önlemiş oluyor. Değil mi efendim? Allah şu diye sakallı sarıklı şeyler çiziyorlar Hristiyanlar. Haşa! Allah şekle sığmaz. Kesinlikle. Nasıl buluştular? Evet, Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'i kainatı onun hürmetine yaratmış, nurun sevdiğine, aşkına. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Karşılaştığın zaman ilk sözün selam olacak. Anladın mı? Allah'ın ahlakı bu. Oy Ali, odun gibi adamsın ulan. Ulan diyor selam ver lan. Sen Müslümansın. İlk ses selam bakın. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Sen de ettehiyyatı bunu okuyorsun. Çok ilginç. Esselamu aleyke sana derim ben.
şimdi şu anda Eminönü'ndeki adam olsa size de Esselamu aleyhi, ona selam olsun derim. Arapçada kural bu. Ama Allah'ın sözü bu. Esselamu aleyke, yani karşında peygamber karşısında duruyor. Ama mekana sığmaz. İnşallah cennete gidelim. Ya Resulullah, nasıl buluştunuz soralım. Buralarda akıl duruyor efendim. Var ama açıklamasını bizde yok. Bizde yok. Bulamıyoruz. Bulanlar var canım. Yunus Emre diyor ki ballar balını buldum, kovanım yağmursun diyor ama biz de Yunus Emre olamıyoruz. İnanıyoruz, inanacağız. Ama o inkarcı hoca gibi olmayacaksınız. Ayet var, hadis var, işte okuyoruz. Aslına inandım. İnşallah Cenab-ı Hak cennette biz Allah'ı da göreceğiz. Cuma günleri sabahları kendisi Kur'an okuyacak. Peygamber söylüyor. Cuma sabahları Allah Kur'an kendisi okuyacak. Cennetlikler içecek. Allah'ın ağzından Kur'an dinleyince hepsi öyle güzelleşecekler ki, evinde karıları var, hurileri var ya, ne oldu sana? Ne kadar güzelleşmişsin. Bunlar hadislerde var efendim. Hadislerde var. Allah nasip etsin inşallah. Allah imanımızı kemale erdirsin. Allah şüpheden, şirkten bizi korusun. Ümmet-i Muhammed'i korusun. Evet, burada da işte gördüm diyor Cebrail'i Sidre-i Müntaha'da 600 kanadı vardı. Böyle nurlar saçılıyordu. Abdullah Mesud'dan nakleden bir hadis. Şimdi buradan yalnız peygamberimize mahsus bir şey. Musa aleyhisselam da peygamber biliyorsunuz. Bir Mısır'da doğmuştur Musa aleyhisselam. Beni İsrail, Yakup aleyhisselamdan kalma. İşte bir rüya görmüş Firavun. Tanrıyım diyor. O kadar kuvvetli kral. Yabancı dil, Avrupa dili, Batı dili. Mısır'da kralın adı Firavun. Yani adı değil herifin. Firavun, kral demek. O kadar güçlü hissediyor, ben Tanrıyım diyor. Bir rüya görmüş, Beni İsrail, Yakup Aleyhisselam'dan kalma, Beni İsrailler var orada. Tevhid dinine mensup. Bir rüya görmüş, rüyasında işte anlatmış şeylere, bilginlere. Beni İsraillerden demiş, bir adam oğlan çıkacak. Firavun'a demişler, senin saltanatına son verecek. Hiç kral saltanatına son verirsen bütün Beni İsrail kadınlarını kızırlaştırmış. Çocukların hepsini öldürmüş. Çoğu doğmasın diye o rüyadan dolayı. Musa Aleyhisselam'ın annesi de hamile. Allah ona ilham etmiş. İşte İbrahim Aleyhisselam da öyle ya, korumuş Allah onu. Ondan sonra mağaraya koymuş, mağaradan sonra korumuş derken beze sarmış. Ondan sonra demiş tapudun içine koy, Nil Nehri'ne de bırakmış. Bunları bir yerinde tetkik ettim. Adım adım, aynen Kur'an'daki gibi var. Ondan sonra Allah'ın işi, Sübhane men tehayyira fî sun'uhil ukûl. Akıllara hayranlık veriyor Allah'ın işleri. İnanıyoruz da insan görünce başkalıyor. Giderken sandık, çocuk var içinde. İlham etmiş, bırak. Bırakıyor. Giderken Nil Nehri saraydan, sarayın bahçesinden geçiyor. Sarayında görevlileri var. Orada nehrin kenarında ağaca takılıyor. Sandık içinde Musa Aleyhisselam var. Bir açıyor, bir çocuk. Firavun'un da çocuğu olmuyor. Firavun da çocuğu olmuyor. Getirmiş, içi kaynamış karısının. Çok güzel çocuk, erkek çocuk, güzel çocuk. Demiş bak, rakiplerini hep yendin, çok akıllısın. Krallığı elde ettin. Demiş oğlum yok demiş, yerine bırakacak kimsen yok. Sen ölünce demiş, bitecek bu kadar zor aldın saltanat. Bu çocuğu demiş, taze bak daha iki günlük. Bu çocuğu bizden doğdu diyelim, böyle propaganda yapalım, aleyhi konuşmayı yasaklayalım. Bizim çocuğumuz olarak kendin eğit demiş, kendi kafana göre. Yerine demiş, kral yap işte. He demiş o da. Allah düşmanına besletmiş Musa Aleyhisselam'ı.
Fakat şimdi süt getiriyorlar, süt anaları. Hanımının sütü yok, çocuğu yok ki. Vir 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 bağırıyor. Hemen adamlar salıyorlar. Firavun'un oğlu oldu ama süt tatısı lazım. Koşturuyorlar, getiriyorlar. Emmiyor Musa Aleyhisselam. Allah'ın emri öyle. Şimdi Musa Aleyhisselam şeyi de dikkat ediyor. Nereye gidiyorsunuz diye görevlere. Bizim kralın oğlu oldu ama götürüyoruz emmiyor kadınları. Ben onun emdiği bir tane süt tatısı bulayım diyor, getiriyor anasını. Nasıl emmiyor, cart cart böyle. Sarayda böyle besliyorlar. Allah bu işte. Evet böyle böyle. Efendimiz'i de Cenab-ı şey, bu Musa Aleyhisselam sonra peygamber oluyor. Firavun'a diyor ki bırak bunları filan. Biliyorsunuz o da oradan Firavun'dan şey derken Tur Dağı'na da çıktım. Oraya Allah ona Tur Dağı'nı da çağırıyor Musa Aleyhisselam'ı. Musa Aleyhisselam orada 40 gün kalıyor. Orada da işte peygamberlik görevini ve şeyleri söylüyor. Evet. Kendini bana göster diyor. Kur'an'da var bu. Kendini göreceğim ben diyor. Hitabına mazhar oluyor Musa Aleyhisselam peygamber. Kendini göreceğim diyor. Len terani. Kesin kes Musa, sen beni göremeyeceksin. Göremezsin. Şu dağlara bak diyor. Dağlar yerine durarsa görürsün. Bir bakıyor, hakikaten toprak yok. Hatta adam öldü mü orada? Gömmüyorlar. Kaya zaten. Kızıl gök kaya. Toprak yok. Koyuveriyorlar üstüne kayanın. Adam kopmaya fırsat bulamadan kuruyor. Öyle bir yer. Öyle bir yer. Şu dağlara bak. Bir anda toz alıyor. Ve harra Musa sa'ika. Tüptü ileyki. Ya Rabbi haddimi aştım. Senden layık olmadığım şey istedim. Hemen secdeye kapanıyor. Kur'an'da var bu. Ama Muhammed Mustafa Sidri Müntaha'da Cebrail'i gördü. Allah'ı da gördü. Ettehiyyatı onun şeysidir. Esselamu aleyke eyyühen nebi. Şanlı Muhammed peygamber. Selam sana. Rahmet, bereket sana. Evet. Peygamberimiz ne kadar güzel insan, bizi ne kadar seviyor. Ya Rabbi diye selamet, rahmet, bereket yalnız bana olmasın. Bana inananların hepsine olsun. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Özel meclis, kimseye nasip olmayan özel durum. Ama Peygamberimiz gene de bizi düşünüyor. Biz hepimize olsun, bana inananlara, müminlere olsun. Bu Ali Cenaplık karşısında Allah'ın yakın mukarreb melekleri var. En yakın melekleri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Gerçekten peygambersin diyorlar. Biz onun burada namazda, zaten namaz Miraç'ta farz oldu. Onda biz bunu burada okuyoruz. Ettehiyyatı da okuyoruz. Yani buna inanıyoruz biz. Ehl-i sünnet inancı böyledir. Kur'an'da ayet var, hadis var. İşte onu okuyoruz. Başka peygamberler göremedi. Bir Hira Nur Dağı'nda Cebrail-i Asıl Hüvveti gördü. Bir Miraç'a çıkarken Sidri Müntaha'da gördü. 600 kanadı var diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor ki ma'allahi vakt. Gâle li ma'allahi vakt. Evet. La yes'uni fihi melekun mukarrab. Allah'la ben öyle bir özel meclisim vardır ki, özel meclislerim vardır ki Allah'ın en yakın mukarrab meleği bile arada bulunmaz. Peygamberimiz bunu da söylüyor. Özel, özel. Hiçbir peygambere de bu nasip olmadı diyor. Evet, Cenab-ı Hak bana bir lütfu ihsan etti. Hamdolsun ona diyor. Ve böyle bir peygamberimiz, Efendimiz var. Onların haber verdiklerinde biz de sizlere aktarıyoruz. Onlara uyacağız. Allah sevgisinde gönlümüzü daim etsin. Şimdi başka hadisler de var tabii. Yani sapık adamlardan görmeyin, duymayın diye ben hadisleri aynen okutacağım, söyleyeceğim. Ra'eytu Rabbi. Rabbimi gördüm.
Halbuki Musa'ya ne dedi? Len terani dedi. Kur'an'da ayet. Allah şekle sığmaz. Şekle sığmayınca nasıl gördü? Git kendin sor cennette ya. Ama kendi öyle diyor. Evet diyor ki fil menami, uykuda Allah'ımı gördüm. Fi sureti şabbin muvaffer, saçlı, gür saçlı bir genç şeklinde. Fil hadar, yeşillikler içinde gördüm. Aleyhi na'lan min zeheb, iki tane altından ayakkabısı vardı. Ondan sonra ve ala veçihi firâşun min zeheb, yüzünde de altından bir nikap örtü perde vardı. Şimdi bunun uzun uzun gene râitu rabbi, Rabbimi gördüm. Fî hatîrin minel firdevs, Firdevs-i âlâda, Firdevs makamında bir yerde Allah'ını gördüm. Fî suretin şâb, aleyhi tâc yeltemeul basar, o üstünde bir taç vardı. Evet, göz kamaştıran bir taç vardı. Öyle gördüm. Bunlar da hadis-i şerif. Evet. Buralarda biz inanıyoruz ama şekle sığmaz. Kim Muhammed Mustafa'ya tam uyarsa bunlara erişiyor. Evet, biz size öğretirken Allah şekle sığmaz, mekana sığmaz. Allah'ı göremeyiz biz arkadaş, göremeyiz. İmam-ı Azam öyle söylüyor. Hatırına hayaline ne geldiyse Allah o değil diyor. Ama peygamber gördüm diyor. Yalan söylemeyeceği Allah ayette sabit. Kim peygamberimizi çok sever de aynı hayatını her safhasını ona uydurursa ondan da görüyor. Kural böyle. Ama Hazreti Ömer diyor ki görmedim Allah'a namaz kılmam diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Ömer, görmedim Allah'a namaz kılmam diyor yahu. Bir Ömer değil, başka hocalar da var. Ben de hocamdan duydum. Bir göz ki Allah'ı görmez, o göze göz demezler. Susuyoruz. Biz aciz adamlarız. İnanıyoruz. İnşallah Allah cennetine soksun da görelim de burada orada öğrenelim. Hazreti Ömer'e söyleyelim, peygamberimize soralım. Burada leyse kemisliği şeyün, gördüğümüz şeyler hiçbir şeye benzemez Allah. Ama peygamber de yalan söylemez. İnşallah orada bu sırlar alınacak. Onu arz etmek istiyorum. Böyle şeyler ehl-i sünnet inancına göre cennette Allah görülecek. Tabii şekil yok, dünya şekli yok orada. Anlatmak için hurilerden falan bahsediyoruz. Oranın şartları başka. Oraya gidince her şeyi göreceğiz inşallah. Peygamber bunları arz ediyor. Biz de şimdi bunu söylemek istediğim şu. Allah'ı bir şekle sokamayız. Putperestlik olur. Bir şekle soktum onu tapınamazsın. Şekil yok. İnancıyız. Allah'ın peygamberinin emridir. Namaz kıl. Kabe'ye dön namaz kıl. Kabe de değil ki Allah. Ama dikkat edin. Ben oturuyorum Kabe'nin kenarında. Yorulmuşum. Hacca gitmiş Türk hacısı. Televizyondan beni tanıyor. Hocam dedi. Burayı ne dedi? Beytullah dedi. Ne demek bu dedi? Allah'ın evi. Allah burada mı oturuyor dedi. Ev burası. La havle ve la kuvvete. Ula Allah mekanla münezzeh. Hacı ya bu. Bilgi sıfır bakın. Allah burada oturur mu lan? Ben otururum. Allah oturmaz. Bizim inancımız böyle ama adam böyle. Neden Beytullah dedi? Şerefine binaen. Dünyanın en şerefli binası Kabe. Onun için en şerefli Allah da Beytullah denmiş. Allah orada oturuyor denmez. Dediğin zaman imanın gider. Evet efendim. Bu ince nazik noktaları aman böyle sapık sapık konuşanlardan şey etmeyin, kapınız bozulmasın diye bunları size arz ettim. Evet efendim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu şeylerine göre Allah bizi kamil iman sahibi eylesin. Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin inşallah. İmandan, İslam'dan, istikametten, Kur'an'dan, sünnetten bizi ayırmasın. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah,
Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber bismillah. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber bismillah. Elem neşrah leke suresi. On birer İhlas suresi besmele ile beraber Fatiha-i Şerife besmele ile beraber bismillah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Üçer salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Amin. Sübhan rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, namazımızı kabul eyle. Dersimizi kabul eyle. Okumuş olduğumuz süveri celileyi, ayat-ı Kur'an'ı, diğer hatimlerimizi kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, Ehl-i Beyt, El, Ashab, Etbaları, Rıdvanullah, Ali, Mecmain Efendilerimizin erva kutsiyelerine bir cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat, Rahmetullah Ali, Mecmain ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, Meşah Efendilerimizin ervahıyla beraber şurada toplanan bizlerin ahire göçmüşlerimizin ervahına bu aziz vatanı bizlere hediye için ve halen de canımızı, namusumuzu, malımızı korumak için şehit olan, sıkıntıya gelen kuzatın ervahına bağışladık. Vasıl eyle, cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını, seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri, en güzel halleri tebdil ve tahvil eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, deccalın fitnesinden, mahşer sıkıntılarına bizleri muhafaza eyle. Şekten, şüphe etmekten, şirkten, Allah'a ortak koşmaktan, küfürden, imansızlıktan, kötü ahlaktan, kötü durumlardan ya Rabbi bizleri muhafaza eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, hasetçilerin hasedinden, sihirbazların sihrinden, kötülerin kötülüklerinden muhafaza eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, neslimizi imandan, İslam'dan ayırma ya Rabbi. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, içtimai, siyasi,
afetlerden muhafaza eyle ya Rab. Kafirleri kahreyle. İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle ya Rab. Bizi bize bırakma. Yanlışlıklarımızdan bizi kurtar. Salih kullarından olmayı bize nasip eyle ya Rab. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ilek. Sübhane Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.